Vizyon bu hafta gelişmiş sanayisiyle olduğu kadar kültürel özellikleriyle dikkat çeken Karadeniz Ereğli'de. Belediye Başkanı Halil Bozbıyık, Ereğli'yi modern bir Avrupa kentine dönüştüren çalışmaları anlatıyor. Vali Erdal Ata, iş adamlarının neden Zonguldak'a yatırım yapması gerektiğini açıklıyor. Tat Metal, Erdemir'den sonra ikinci büyük demir-çelik üreticisi olmayı nasıl başardı? Ereğli'de düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Zerrin Özer konserinden renkli görüntüler. Sayılı Şirketler Grubu, Hazır Beton'da nasıl bölgesinin bir numaralı firması oldu? Seç Halı, çeşitliliği önemsedi, Ereğli'de halı modasını yarattı. Az sonra. Sevgili seyirciler, geçen hafta ekranlarınızda Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospik'le yaptığımız röportajı getirmiştik. Şimdi röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım Sayın Başkan bizlere Ereğli ile ilgili neler söyleyecek? Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospik'le gerçekleştirdiğimiz keyifli söyleşiye devam ediyoruz. Bir röportajınızda görmüştüm. Bir söyleminiz var. Bir belediye başkanının görevi sadece park bahçe yapmak değil, bulunduğu, yaşadığı şehri, başkan olduğu şehri Türkiye'de ve uluslararası anlamda tanıtmaktır diye bir ifadeniz var değil mi efendim? Yani bana göre bir belediye başkanı kesinlikle yol, su, kanalizasyon yapmakla ben işimi yaptım diyemez. Bir belediye başkanı bunun arkasında kent bilincini kentliğe yerleştirmesi lazım. Ereğli'de 3 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi temizlenerek sosyal bir alan haline getirilmiş. Ben bu işe başladığımda 94 yılında buralar rezaletti. Demir yolundan demir trenler geçerdi. Eski teller vardı, paslı. Ve kazalar olurdu burada. Rayların üzerine yaptık. Halkla birlikte eylem yaptık. Kömürleri de içeriye buradan götürmeyin, kamyonlarla götürün diye eylemde başarılı olduk. Ve oralara da düzenleme yaptım. Deniz olguları yaptım. Başkan toplam 8 yıl süren çalışmada bazen bürokrasi karşısında zorlanmış ama ortaya çıkan sonuç ona yaşadığı bütün sıkıntıyı unutturmuş. Kalp ameliyatı geçirdim, üzüntüden bürokrasiyi aşamadığım noktalarda 8 yıl uğraştım o işe. Kıyafetleri ne olursa olsun ötekileştirme olmadan insanlar birbirleriyle kaynaştı. Ben en çok mutlu eden tarafı estetik güzelliğinden ziyade sosyolojik güzelliğidir. Ereğli'de düzenlenen Uluslararası Hamsi Festivali'nde dünyanın en uzun mangalı yapılarak kentin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi sağlanmış. Demir-çelik fabrikaları burada olduğu için, saç bol olduğu için, uzun da alanlarımız, yürüme yollarımız olduğu için 2002 yılında mangal yaptık. Ve 15 ton hamsi, 300 çuval soğan, 500 paket helva, 15 bin ekmek, bütün Türkiye'den insanlar buraya aktı. İnanılmaz bir ortamdı. Yabancı basın etkinliğe büyük ilgi göstermiş. Mangallar üretiliyor burada, kaportacılar da falan böyle her tarafta. Onlarla birebir ilgilendiler. Ve Ereğli halkı 15 ton hamsiyi 15 gün evvelinden ayıklamaya başladı. Eksi 2 derecede balıkçıların burada çok büyük dolapları var, oraya yerleştirdik. Ve rekor günde bunları, kasaları dağıttık. Bütün mangallar irdelendi, inceleldi. 6777 adet ızgara yaptırdık kazanda bir fabrikaya. Bunların üzerinde balıkları yerleştirildi. Ben yak komutunu verdim. Kibriti çak dediğim an bir anda her tarafta kibritler çakıldı ve balıklar pişirilmeye başlandı. Şu anda dünya rekorunu Türkiye'ye, dolayısıyla Karadeniz Ereğli'sine getirdik. İlçede Türkiye'nin en büyük yassı demir üreticisi Erdemir Demir Çelik Fabrikası, 15 ağır sanayi kuruluşu ve 81 orta ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. 8 bin kişinin çalıştığı Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türkiye'nin yassı mamul üreten en büyük, Avrupa'nın da en büyük fabrikalarından bir tanesi. Aynı zamanda tersanelerimizi de Avrupa'ya, Danimarka'ya, Fransa'ya, Amerika'ya her gün gemi üretiyoruz ve gönderiyoruz gemilerimizi. Yine burada 3 tane çimento fabrikası, organize sanayi bölgemiz
bir hayli faal vaziyette çalışmalarına devam ediyor. Hemen bizim beldemiz olan yakınımızda Kandilli Kömür Ocakları'nda taş kömürü çıkarılıyor. Bu bölgenin insanları orada çalışıyor. Demir-çelik fabrikasından çıkan saçlardan boru profil üreten, İngiltere'ye, Fransa'ya ihracat yapan 20'nin üzerinde fabrikamız var. Yine ara fabrikamız var. Bugün Zonguldak vilayeti en büyük vergiyi veren merkezi hükümete vilayetlerden bir tanesidir. Bu verginin, verdiği verginin %80'i Karadeniz Ereğlisi'nden karşılanır. Tabi vilayetimiz olduğu için Zonguldak'tan karşılanan vergi diye sorulur. Ereğli tabi limana sahip olduğundan dolayı 4000 yıllık tarihi geçmişi boyunca önemli bir metropol olmuş. Her gün ziyaret ettiği kentlerden biridir. Cehennem azmalarını özellikle öneririm, orayı görmenizi öneririm. Çok özel bir mağaradır. Ve bizde Herkül'ün Heraklia, Pontus'tan geliyor zaten Karadeniz Ereğli'nin ismi, tarihi yapı olarak. Herkül'ün heykelini diktik ve Herkül'ü de tanıtımlarımızla birlikte Cehennem Azmalıları da Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Müthiş ziyaretçi alıyoruz. Üzülerek söylerim, bir Türk milliyetçisi, Türk insanı olarak 1980'li yıllarda Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da hatta özellikle Herkül'ün girdiği, ziyaret ettiği mağara, Cehennem Ağzı mağaraları kitaplarda yayınlanıyor. İşte kral üçbaşlı köpeği Kerberos'u yakalaması için Herkül'ü Ereğli'ye, Cehennem Ağzı mağaralarına gönderdi. Herkül gitti, üçbaşlı köpeği yakaladı, kralın karşısına çıktı. Kral köpeğini, üçbaşlı köpeği görünce çıldırdı, iğrendi, korktu. Hemen bunu yerine götür dedi. Tekrar Herkül ölüler diyarına getirdi. Biz o kitaplara bakarak Karadeniz Ereğli Herkül mağaralarını gündeme getirdi o günkü yetkililer, ilgililer. Yani bizim Ereğli'mizdeki Cehennem Ağzı mağaralarını Avrupalılar bizden daha iyi biliyorlar. Ama şimdi muhteşem bir yer oldu. Herkesin ziyaret ettiği bir yer oldu. Aynı zamanda burada İstanbul'un anlayışında bu bölgedeki kerestelerden yararlanmak için Fatih Sultan Mehmet emir veriyor. Taş, Rumeli Hisar'ın taşlarının hep buradan gittiği söylenir. Yine kerestelere de derelerden kaydırılmak suretiyle denize getirilmek üzere onun hatırasında bir ferman çıkarıyor Fatih Sultan Mehmet. 8 tane anıt ağaç dikiyor burada. Şu anda Ereğli'de 8 tane anıt ağaç vardı ve onun altında insanlar sevgiyle, barışla, dostlukla oynarlar, otururlar, oyunlarını oynarlar. En muhteşem yerlerdir. Çok güzel. Kadın, erkek, çocuk karma bir ortam içerisinde oyunlarını oynarlar. Ve de bu anıt ağaçlar Anıtlar Kurulu tarafından koruma altına almıştır. Dünyada birçok ülkelerle Türkiye arasında kardeş kent ilişkisi gerçekleştirilmiş. Türkiye ile Yunanistan arasında hiçbir kardeş kent ilişkisi yok, sıfır noktasında. Hemen Karadeniz Ereğlisi'ne 95 yılında bir konferans, Türk-Yunan Barış Konferansı adı altında konferans yaptım. Yorga Kiribakiler, Berberaksiler, bütün gazeteciler ve eski cumhurbaşkanlarıyla Türk-Yunan Barış Konseyi başkanları Ereğli'de bu şeye katıldılar. Orada kısaca şunu söyledim. Bir kardeş kent arıyorum, bu ayı borttan kaldırmak istiyorum dedim. 6 ay sonra da Yunanistan Iğdıra Adası'nın belediye başkanı Kostas Anastopoulos müracaat etti. Ben de sizinle kardeş olmak istiyorum dedi. 1995 yılı sonunda Türkiye ile Yunanistan arasında ilk kez kardeş kent ilişkisi gerçekleştirildi. Halil Pospuyuk'un özverili çalışmaları ilçede halkın oyları ile de destekleniyor. Yaptıklarınızın karşılığında da 4 kez üst üste belediye başkanı seçilmişsiniz. Hatta en son seçimde de %55 gibi yüksek bir oyla seçilmişsiniz. Halkınızın yaptıklarınıza ne kadar destek verdiği de bu orandan anlaşılıyor. Benim en büyük özelliğim hangi siyasi partiden koyarsam koyayım. Yani tabii ki bir ideolojim var. Ben vatandaşlar arasında hiçbir siyasi ayrım gözetmem. Hangi partiden olursa, hangi yürüyüşten olursa olsun herkese eşit miktarda yaklaşma ve onların işlerini yapmaya çalışırım. Bugün belediye de bıraksak dünyayı dolaşabilirim, yani seyahat edebiliriz. Ama bu bölgeyi çok sevdiğim için, insanların sömürülmesini engellemek için, bütün varımla, yoğumla insanlara hizmet etmek için, bu bölgeye insanı hizmet etmek için çalışmalarıma ve çabalarıma devam ediyorum.
Başkan, sanayinin ilerlemiş olduğu Ereğli'yi sosyal yönden de geliştirmeyi hedefliyor. Efendim Ereğli gibi bir yerde benim aldığım istihbarata göre sanırım aqua parklar, yüzme havuzları gibi böyle hani dışarıdan bakıldığı zaman ya burada olmaz denilen şeyler olacakmış galiba. Doğru mu efendim bunlar? Ereğli'de sevilen bir iş adamı var. Bir taraftan da o gizli olarak hazırlık yapıyormuş. O bu işe başlayınca aqua parkı ona bıraktım. Ama ben Erdemir Genel Müdürlüğü'nün yanında havuz yapmaya kararlıyım. Orayı da yakında alıp havuza başlayacağım. 84 tane çocuk bahçesi yaptık ve zeminleri kauçuk. Burada görebilirsiniz kauçuk son derece modern. Mesela şimdi yürüyüş yolunda da yeni bir sistem getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Çalışıyor tartan pis yapmak için. İnanılmaz sabah yürüyüşü var burada. Yaşlısı genci inanılmaz büyük keyif alıyorum bundan. Ereğli'de her yaz Avrupa'nın en büyük açık hava festivali olan Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali gurbetçi hemşehrilerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İçeride açık büfe, yemesi, içmesi, mezeleriyle beraber çok zengin bir sofra, davul zurnalar, bizim Abenin Söm Söm Yarım şarkılarımız var, Türkiye'de meşhur olmaya başladı. Onlarla beraber büyük eğlence, sabaha kadar kumsalda ateşler yakıyoruz. Onlarla eğleniyoruz, hep onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bizi izleyenler varsa yurt dışından onlara saygılarımı sunuyorum, hürmetlerini sunuyorum. Çok teşekkürler efendim, sağ olun, ağzınıza sağlık. Estağfurullah, rica ederim. Beni birçok insanla buluşturduğunuz için, yurt dışından, yurt içinden çok geniş bir perspektife yayın yaptığınızı biliyorum. Bu bağlamda onlarla buluşmanızdan dolayı size şükranlarımı sunuyorum. Sevgili seyirciler, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 87. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Ereğli'de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ünlü sanatçı Zerrin Özer kutlamalar kapsamında bir konser verdi. Şimdi o konsere götürüyoruz sizleri. Cumhuriyet'in ilanını 87. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı Karadeniz Ereğli'de büyük bir coşku ile kutlandı. Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kent protokolü önce Cumhuriyet'le kazandıklarımız konulu resim yarışması sergisinin bulunduğu Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi. Düzenlenen törende yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verildi. Törene katılan Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospıyık, duygularını program yapımcımız Gülbahar Merdivan'a anlattı. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu, Cumhuriyet'in ilan edildiği gündeyiz. Bugün de Ereğli'deyiz. Cumhuriyetçi bir belediye başkanı olarak siz de çok güzel bir organizasyon yapmışsınız burada. Öncelikle neler söylersiniz bugünle ilgili? Bugün burada gördüğünüz gibi öğrencilerimizin muhteşem eserlerini sergiledik. İnanıyorum bu akşam meşalelerle yürüyüşle, cumhuriyet yürüyüşüyle, konserimizle fevkalade güzel bir akşam geçireceğimize ve tüm coşkumuzu ortaya koymak suretiyle cumhuriyete, demokrasiye, layık cumhuriyete olan bağlılığımızı bir kez daha Karadeniz Ereğli'den bütün dünyaya haykıracağımızı sizler de izleyeceksiniz. Efendim arkada bir gösteri vardı, bir film hazırlanmıştı. O filmi izlerken biz de dahil herkesin gözleri hakikaten dolu dolu oldu. Önemli olan bu duygusallığı, bu yürekliği ortaya koyabilmek. Bu coşkunun, bu bağlılığın, bu cumhuriyete, layık cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığın hep artarak devam etmesi en büyük dileğim diye düşünüyorum. Efendim zaman zaman acaba Cumhuriyet elden gidiyor mu diye hepimizin bir tedirginliği oluyor bazı olaylar karşısında. Bu son dönemde de bu sıkça konuşulmaya başlandı. Acaba siz Cumhuriyetçi bir belediye başkanı olarak Türk gençlerine bu anlamda neler önerirsiniz Cumhuriyet'e sahip çıkma konusunda? Atatürk'ü okumalarını istiyorum. Dünya liderlerini de okusunlar, Atatürk'ü de okusunlar. Atatürk'ün nereden nereye geldi?